Şeyh Said bir İslam kahramanıdır. Şeyh Said'i tartıştık. Yüksek sesli ama. Gizli gizli fısır fısır değil. Fısır fısır biz konuşuyorduk hep. Okul kitabımda benim vardı. Şeyh Said'in resmi vardı. Vatan haini diye. Şimdi gümbür gümbür Şeyh Said hain değildir konuşuyoruz. Bak buradan da ilan ediyorum. İngilizlerle anlaşmışmış. Ya hayatında İngiliz mi gördü acaba Şeyh Said? Hayatında bir ecnebi gördü mü? Şeyh Said bir İslam alimiydi. Nakşi meşayihindendi. Nakşi bendeydi. Halidiydi. Niçin ayaklandı? İslam yıkılıyor ya. İslam yıkıldığı için ayağa kalktı adam. İslam'ı yıkmayın dedi adam. Bunun için ayaklandı. Adama iftira attılar. İngilizlerle anlaşmış da hayatında İngiliz mi gördü acaba? Bak bugün yüksek sesle tartışıyoruz. Demek ki iyiye giden bir şey var. Hemen şurada yeni bir mahalle cadde yapıldı. Kocaman sur dikildi. Üstüne de Sultan Vahdettin Caddesi yazıldı. Diyarbakır'da bulvar yapılıyor. Şeyh Said Bulvarı oldu adı. Elhamdülillah. Allah gerçek kahramanlarımızın derecelerini âli eylesin. Şeyh Said kimdir? Şeyh Said 1865 yılında Elazığ'da doğdu. Palu, Diyarbakır ve Muş bölgelerinde öğrenim gördü. Bu dönemde Nakşibendi tarikatına katılarak dergahının başına geçti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın Doğu Anadolu'yu işgal etmesi üzerine Piran'a taşındı. Daha sonra Hunas Kolhisar'a yerleşti. 29 Haziran 1925 tarihinde Diyarbakır'da idam edildi. Şeyh Said, Seyit asıllı bir aileden gelmekteydi. İlk evliliğini dedesi Şeyh Ali Septini halifelerinden Şeyh Ahmet Cani'nin kızı Amine Hanım ile yapmıştır. Bu evlilikten 5 kız 5 erkek olmak üzere toplam 10 çocuğu olmuştur. 29 Haziran 1925 tarihinde Şark İstiklal Mahkemesi tarafından Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda asılan Şeyh Said idam sehpasındayken son isteği sorulduğunda kağıt kalem isteyerek kağıda Arapça olarak benim bu değersiz dallarda asılmama pervam yoktur. Muhakkak ki mücadelem Allah ve din içindir şeklinde bir yazı yazdı. Kelimeyi şehadet getirdikten sonra da idam edildi. Mezarının nerede olduğu halen daha bilinmemektedir.